Şimdi biz bu iki zıt koşulda, bu doğada biz insanlardan ne bekleniyor? Doğa biz insanlardan dengeye gelmemizi bekliyor. Yaradan durağan derken bize işleyişi, bize yönelik yaklaşımı değişmez demek istiyoruz. Yoksa Yaradan'ın bize an be an eylemi var ama değişmeyen bir eylemi var. Değişmeyen derken yani onun yaklaşımı fix ve sabit. Bize yönelik hep bizi üst seviyeye, daha ileriye itmek için işleyen bir ihsan etme eylemi ve onun arkasında yatan bir sevgi niteliği var. Yaratanın yaratılanlara yönelik. Bizim ise zıt bir mantığımız var. Kendimizi hep bu dünyada ya da dinlerde olduğu gibi öldükten sonra da bir şeyler elde etmek için çalışıyorlar maalesef. Öyle bir şey olmayacak ama yine çalışıyorlar bunlar için. Hep kendi menfaatimiz için çalışma var. Bu iki güç birbirine zıt. O yüzden insan sürekli kendisini bir eksiklik içerisinde hissediyor. Hep her zaman bir şey eksikmiş hissiyatında. O yüzden yaradan bir taraftan diğerden değişmez, durgun dediğimiz şey bize yaklaşımı hep aynı modda. İnsan ise hareket halinde çünkü sürekli hissediyor kendisini. O yüzden kişi doğası olan almayı ihsan niteliğiyle kıyafetlendirip bir dengeye gelmek zorunda. Doğanın insandan istediği bu dengeyi kurması. Bu dengeyi biraz açabilir miyiz? Yani ben nasıl insan niteliklerini kıyafetleniyorum? Bizim doğamız dediğimiz gibi kendimiz için haz alma arzusu. Kendim için haz almaya yönelik eylemler yaptığım zaman başkalarına da çevreye de zarar veriyorum. Ve herkes bu şekilde işlediği zaman herkes herkese zarar veriyor. Tüm dünyayı çöplüğe çevirdik. Arzumuzu doğanın kanunlarına göre, ihtiyaca göre ve başkasının faydasına yönelik kullanmak zorundayım.